Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak diyarların birinde bir padişah ile hanımı yaşarmış. Hanımı 9 kere hamile kalıp her seferinde de kız çocuk doğurmuş. Padişah hanımının erkek çocuğu doğurmadığı için pek üzülürmüş. Padişah hanımı 10. kere hamile kaldığında ona şöyle demiş: "Ben öldüğümde tahtımı bırakacağım bir oğlum olmalı. Eğer bu sefer de kız çocuğu doğurursan seni de kızını da buralarda yaşatmam." Zavallı kadın gece gündüz gözyaşı döküp erkek çocuk doğurmak için dua etmiş. Lakin yine kız çocuk doğurmuş. Ama bu kız ayın 14'ü gibi güzelmiş. Fakat çocuğun bu güzelliğine annesi sevinememiş. O hem kendinin hem de kızının ölümünü beklemeye başlamış. Bunu gören ebe, "Korkma, bir çaresini buluruz" deyip padişaha müjde vermeye gitmiş. "Ey padişahım, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Allah size ayın 14'ü gibi güzel bir erkek evlat verdi." Bu sözleri söyleyen ebe çocuğun kundağını açıp göstermiş. Padişah çocuğun kız olduğunu anlamamış, oğlu olduğuna inanıp çok sevinmiş. 40 gün 40 gece ziyafet vermiş, herkesi ağırlamış. Aradan yıllar geçtikten sonra çocuğun sünnet vakti gelmiş. İbrahim adı verilen kız annesinin ağladığını görünce sormuş: "Anne, neden ağlıyorsun? Ne oldu?" "Ey çocuğum, ben ağlamayayım da kime ağlasın? Yarın seni sünnet edecekler. Eğer padişah baban senin kız olduğunu anlarsa ikimizi de diri diri toprağa gömer." "Korkma anneciğim, ben babamın ayaklarına kapanıp yalvarırım. Daha küçüğüm, sünneti seneye yapalım derim. Babam beni sever, ricamı kırmaz ve sünneti başka bir vakit yapar" demiş. Ertesi gün sabahı İbrahim adı verilen kız babasının ellerini öpüp ayaklarına kapanmış. Padişah gördükleri karşısında şöyle demiş: "Ağlama gözümün nuru, kısmetse gelecek seneye yaparız sünneti." Kız hemen annesinin yanına gidip güzel haberi vermiş ama günler yine akıp geçmiş. İkinci yıl sünnet vakti gelmiş. Zavallı anne yine keder içindeyken kızının cellatların eline verileceğini düşünüp gece gündüz ağlarmış. Annesinin gözyaşlarına acıyan kız hüngür hüngür ağlayıp babasının yanına gitmiş. Elini öpmüş, ayaklarına kapanmış, yalvarmaya başlamış. Padişah oğlunu incitmemek için şöyle demiş: "Peki oğlum, kısmet olursa gelecek sene yaparız sünneti. Ama aklında tut, 2 yıl ricanı geri çevirmedim, 3. yıl ise sözümden dönmem." Anne ile kız birbirlerine sarılıp günlerini şen şakrak geçirmişler. Lakin kaçınılmaz ecel gibi 3. yıl sünnet vakti gelip çatmış. Annenin yüreği yine kara dertlere kapılmış. Kız annesini kucaklayıp onunla birlikte gözyaşı dökerken şöyle demiş: "Ağlama anneciğim, ben seni de kendimi de kurtarırım. Yarın sünnet zamanı ben ortadan kaybolup giderim. Oyunumuzu da kimse anlamaz." Bunları duyan anne daha çok ağlamaya başlamış. Lakin elinden de bir şey gelmiyormuş. Kızını sütünü de helal edip yollamış. Sünnet günü padişah çadırlar kurdurmuş, bütün halkı toplayıp sünnet yapacağını ilan etmiş. Düğün hazırlığı bittikten sonra oğlunu çağırıp şöyle demiş: "Oğlum İbrahim, artık sünnet olman gerekir. Bu sefer de reddedemezsin." "Babacığım, sünnete hazırım. Bu sefer sözünden çıkmam. Ancak sünnet olup damatlık sırama geçmeden evvel çocukluğumun bu son gününde ata binip biraz gezinmek isterim."
Eğer müsaade ederseniz, ümit ederim ki bu ricamı kırmazsınız. Padişah hiçbir şeyden şüphelenmediği için hemen atlara bakanlardan birisini çağırıp, oğlunu gezdirmesi için en güzel atlardan birine bindirmiş. İbrahim ağlamaya başlayınca at aniden dile gelip insan gibi konuşmaya başlamış. İbrahim, neden ağlıyorsun? Oğlan bu mucizeye çok şaşırıp kendi derdini anlatmaya başlamış. At, ağlama, ben seni kurtarırım. Beni sıkıca tut. Ben yayından atılıp gerilen ok gibi uçup giderim. İbrahim atın iplerini koluna alıp atın boynuna eğilmiş. At ise ok gibi askerlerin içinden uçup gitmiş. Padişah gözlerini açıp kapatıncaya kadar gözden kaybolup gitmiş. At o kadar hızlı gidiyormuş ki onların 6 ayda yürüdüğü yolları kızın atı bir günde gidiyormuş. Ve deniz ardındaki bir ülkeye doğru yola çıkmışlar. At bir yerde durup kıza şöyle demiş. Artık denizi aşıp seni bu ülkeye getirdim. Benim işim bitti. Bana gerek kalmadı. Yelemden 3 kıl al. Ayrı olan bu kılları birbiriyle sürt. Ben o an için senin yanına gelirim. Kız bunun üzerine atın yelesinden 3 kıl almış ve ona çok teşekkür etmiş. Güneşin doğduğu yöne doğru yönelmiş ve yola çıkmış. Az mı gitmiş, çok mu gitmiş? Bir de baksın ki çöl içinde acayip bir saray görmüş. Sarayın duvarları gümüşten, çatısı ise altındanmış. Bu sarayın kenarında bir de yemekhane varmış. Kız hemen bu yemekhaneye girmiş. Oradaki aşçılar kazan kazan köbete ve çiğ börek pişiriyorlarmış. Kız aşçıların başına gidip sormuş. Aşçı başı, beni yemekhaneye alır mısınız? Gece gündüz çalışırım demiş. Peki alırız. Bize de adam gerekliydi. Çalışmaya başla demişler. Kız hemen çiğ börek kızartmaya başlamış. Gündüzleri de akşamları da çalışıp ertesi gün yine çalışırmış. Erkek elbisesi giymiş olan kız bu kadar çok yemeğin neden yapıldığına çok şaşırmış ve aşçı başına sormuş. Aşçı ağa, bu kadar yemeği nasıl bir açgözlüğe hazırlıyorsunuz? Ey oğul, ne sen sor ne ben söyleyeyim. Her 7 yılda bir kere padişahın sarayına korkunç bir dev uçup gelir. Bu dev padişahın göğsünü yarıp ciğerlerini yermiş. Bununla da kalmayıp saraydaki herkesi birbirine düşürüp toplarmış. Biz de bu devin açgözlülüğünü yatıştırmak için bu yemekleri hazırlıyoruz. Devin geleceği gün ise bugün akşamdır. Duyduklarından sonra erkek elbisesi giymiş olan kız yemekhaneden çıkıp atın yelesinden aldığı kılları birbirine sürtmüş. O an at peyda olmuş. Kız ata olanları anlatmış. Ey benim kurtarıcım olan at! Bugün akşam bu saraya korkunç bir dev gelecekmiş. Bu dev padişahın göğsünü yarıp ciğerlerini yedikten sonra saraydaki bütün adamları da öldürüyormuş. Söyle bana, bunları kurtarmak için ne yapabilirim? At cevap vermiş. Şimdi bu kılıcı al. Dev padişahın yanına geldi mi onu kılıçla vur. Dev oracıkta ölüp kalır. Ama sakın bir daha vurayım deme. İkincisinde canlanıp seni de öldürür, buradaki bütün adamları da öldürür. Kız bunun üzerine kılıcı koluna alıp gizlice padişahın yatak odasına gitmiş. Birinci odada padişahın karısı siyah elbiseyle yatmaktaymış. Bundan sonra ikinci odaya girmiş. Orada da padişahın kızları uyuyormuş. Onlar da siyah elbise giymişler. Üçüncü odada ise padişahın en büyük kızı yatıyormuş. Bu kız ise kırmızı bir elbise giymiş. Onun güzelliği dille tarif edilemeyecek kadarmış. Erkek kıyafeti giyen bizim kız, padişahın kızının güzelliğine hayran kalıp epey bir vakit odada kalmış. Sonra dördüncü odaya girmiş.
Bu odanın ortasında elmaslarla süslenmiş bir taht varmış. Padişahın kendisi ise beyaz ipek bir elbise içerisinde tahtın üzerinde uyuyakalmış. Vakit gece yarısına vardığında uzaklardan bir gürültü kopmuş. Yer gök inlemiş, ortalığı karanlık basıyormuş. Birden sarayın çatısı açılıp padişahın odasına büyük bir dev gelmiş. Korkunç pençelerini gerip padişahın göğsüne uzatmış. Bu sırada cesur kız kılıcını başının üzerine kaldırıp bütün gücüyle devin başını bir kere de kesmiş. Devin başı yere sıçrayıp düşmüş. Dev, "Yiğit sen bir kere daha vurursun." demiş. Ölmeye yaklaşan devin haline acıyan kız ona bir daha vurmak için kılıcını kaldırmış ama atın söylediklerini hatırlayınca tekrar yere indirmiş. Dev yattığı yerde ölmüş. Kız devin kulağının bir köşesini kesip cebine koymuş ve ertesi günü hiçbir şey olmamış gibi yine işine gitmiş. Sabah padişah uykusundan uyandığında etrafına üstüne başına bakmış. Sağ salim olduğuna emin olduktan sonra çok mutlu olmuş. Adamlarım hesabında yanıldılar galiba. Devin geleceği zaman geçen akşam olması gerekiyordu diye düşünmüş. Bir de ne görsün, odanın içinde devin korkunç cesedi yatmaktaymış. Padişah o kadar çok korkmuş ki önce dualar etmiş, sonra da söylenmeye başlamış. Adamlarını çağırıp bu devi kim öldürdüyse buraya gelsin demiş. Beni devin pençelerinden kurtaran yiğide 10.000 altın vereceğim. Gelip altınları alsın. Padişahın söylediklerini duyan vezirlerin her biri toplanıp gelmişler. Devi ben öldürdüm, hayır ben öldürdüm diye kavgaya tutuşmuşlar. Padişah da gördükleri karşısında bir yol bulması gerektiğini düşünerek şöyle demiş. Haydi bakalım hepiniz sağ olun. Ben size bu 10.000 altını vereyim de siz aranızda paylaşın. Padişah bu sözleri söyledikten sonra altınları odanın ortasına saçmış. Açgözlü vezirler altınları yerden toplarken birbirlerinin üzerine çıkıyorlarmış. Padişah saraydaki diğer hizmetkarları da çağırıp onlara da birer altın vermiş. Bir tek İbrahim gelmemiş. Aşçılar da onun bu haline şaşırarak şöyle demişler. Ey çocuk! Sen padişahın bahşişini neden almıyorsun? Padişahın altınları bitmez, korkma. Bu sözlerden sonra İbrahim padişahın huzuruna gelip şöyle demiş. Padişahım, sizi devin pençesinden kurtaran benim. Bana nasıl bir bahşiş vereceksiniz? Bir çocuğun bu söylediklerine çok sinirlenen padişah ona şöyle karşılık vermiş. Ey seni arsız çocuk! Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yıkıl karşımdan. İbrahim, padişahın kendisine inanmadığını görünce, cebindeki devin kulağını çıkarıp ona uzatmış ve şöyle söylemiş. Padişahım, devi öldürdükten sonra kulağını kesip aldım. Padişah, devin kulağına bakınca, hakikaten bir kulağının kesik olduğunu görmüş ve buna çok şaşırıp şöyle söylemiş. Sözüm sözdür. Benden ne istersen yerine getireceğim. Padişahım, bana büyük kızını eş olarak vermeni istiyorum. Padişah, bu genç oğlanın bu talebine çok sinirlenir. Senin istediğin de çok fazlaymış. Kimler kimler istedi kızımı ama ben hepsini geri gönderdim. Şimdi kızımı senin gibi fakir bir çocuğa mı vereyim? İbrahim gözlerini kısıp sinirli bir şekilde ''Padişahım, eğer sözünüzü tutmazsanız işiniz var. Aklınızda tutunuz, benim kılıcım bir kere devlere değil, başkalarını da öldürmeye yarar.'' demiş. Padişah bu duydukları karşısında buz kesilmiş. ''Eğer ben bu gencin söylediklerini yerine getirmezsem beni sağ bırakmaz.'' diye düşünmüş. ''Peki, ben razıyım. Ama bu işe kızım razı olur mu? Kendisine sormak gerekir.''
Bu arada padişah dönüp kızına sormuş. Bu oğlan seninle evlenmek istiyor. Sen ne dersin? Kız, babacığım ben sizin ne zaman dediğinize karşı geldim. Lakin kaderimi çizmek için bana bir gece düşünme vakti vermenizi rica edeceğim. İbrahim gecenin geç vaktinde kızın kapısına gidip ona bakarmış. Bir de ne görsün? Kız odanın ortasına bir tas su koymuş. O an pencere kendi kendine açılmış ve açılan pencereden içeriye beyaz bir güvercin girmiş. Bu beyaz güvercin suya dalıp su içinde acayip bir gence dönüşmüş. Genç ile padişahın kızı birbirini kucaklamışlar. Padişah kızı üzgün bir tavırla konuşmaya başlamış. Ey benim candan azizim, şekerden lezizim. Kara talihim bana senin yerine başka birini hazırlıyor. Ben babamın söylediğini yapmaya mecburum. Eğer ben buna razı olmasam, o beni de babamı da öldürür. Şimdi söyle, ben ne yapayım da bu arsız aşçı yamağından kurtulayım? Canım, ondan kurtulmak zor bir mesele değil. Yeraltı padişahında sihirli bir ayna var. Bu aynaya sordun mu, insanın hem geçmişini hem de geleceğini söyler. Bu aynayı yeryüzünde hiç kimse görmedi şimdiye kadar. Bu aynayı almak isteyen birçok yiğit öldü. Sen de aynayı alıp getireceği takdirde onunla evlenebileceğini söyle. Ertesi günün sabahında genç yine güvercine dönüşüp uçup gider. Kız ise padişaha ve İbrahim'in yanına gidip şöyle söyler. Babacığım, ben bu yiğitle evlenmeye razıyım. Lakin düğünden evvel yeraltı padişahının ülkesine gidip onun sihirli aynasını alıp gelmesini istiyorum. İbrahim şöyle cevap vermiş. Ben senin istediğini yerine getireceğim. İbrahim saraydan çıkar çıkmaz cebindeki 3 kılıcı çıkarıp onları birbirine sürtmüş ve at o an yeniden ortaya çıkmış. İbrahim ata dileğini açıklamış. At ona şöyle karşılık vermiş. Bu istediğin bir şey değil. Sırtıma bin. Şimdi derenin içine düş de yeraltı padişahının mağarasına git. Mağaraya geldikten sonra devlerin bütün ailesini göreceksin. Eğer gözleri açıksa hiçbir şeyden korkma, demek ki uyuyorlar. Sihirli aynayı al ve çıkıp git. Sihirli ayna en büyük devin başucunda durur. Aman dikkat et, aynayı aldıktan sonra ardına sakın bakma. İbrahim atın söylediklerinin hepsini yapmış, aynayı almış ve ardına bakmadan kaçıp gitmiş. Atına binip saraya dönmüş. İbrahim'in elinde sihirli aynayı gören padişah sinirinden bembeyaz olmuş. Padişahın kızı ise şöyle demiş. Babacığım, bu yiğit evlenmeye layık bir adammış. Ama son sözümü söylemeden önce bana düşünmek için bir gece daha mühlet vermenizi rica edeceğim. Padişahın kızı odasına gitmiş. Gece olunca yine odasına güvercin olup gelen kuş genç bir yiğide dönüşmüş. Kız olup bitenleri o gence anlatmış. Şimdi ben ne yapayım? Bana bir akıl ver, demiş. Canım, aynayı alıp çıkarmak o kadar da kolay bir şey değildi. Ama bakalım o ifrit padişahının ülkesindeki sihirli taşı alıp getirebilecek mi? Elbette o korkunç mağara içinde ölüp kalacaktır. Ertesi günü sabahı kız padişahın ve İbrahim'in yanına gelip, babacığım, ben bu yiğitle evlenmeye razıyım. Lakin düğünden evvel yeraltı padişahlığındaki sihirli taşı alıp gelmesini istiyorum. İbrahim, ben senin istediğini yerine getireceğim der ve kılları birbirine sürterek yine kurtarıcısı olan atı çağırır, ona sorar. İfrit padişahının ülkesindeki sihirli taşı almak mümkün müdür?
At İbrahim'i sırtına alıp derelerden, denizlerden, içinden çıkılması mümkün olmayan bir dağa getirip şöyle söyler: "Şimdi biz İfrit padişahının yaşadığı yere geldik. Sen bu mağaraya gir. Orada bir kapı var. O kapı dağ büyüklüğünde bir kayadan ibarettir. Sol elini gösterip soldan sağa 7 kere oynat. Kaya kendi kendine açılacaktır. Onun içinde ifriti görürsün. Onun başında 7 gözü var. Eğer onun ortadaki gözü açık, diğerleri kapalı ise bil ki o uyumuyor. Sen sağ kolunla sağdan sola doğru 7 kere oynat. O zaman onun gözü kapanır ve kenardaki 2 gözü açık kalır. O zaman ifrit uykuya dalar. Sen hiçbir şeyden korkma. İfritin başındaki altın sandığı açıp onun içindeki sihirli taşı al ama sakın arkana dönüp bakma. Sana lanetler okursa da hiçbir şeye kulak asma." İbrahim cesaretiyle mağaraya girer ve atın dediği gibi sihirli taşı alır. O sırada uykudan uyanan ifrit onun arkasından beddualarını yağdırmaya başlar. "Lanetler olsun sana melun çocuk. Eğer sen erkek isen kız ol, kız isen erkek ol." İbrahim mağaradan çıktığında at, "Nasıl, ifrit sana lanet okudu mu?" İbrahim cevap verir, "Evet, okudu. Erkek isen kız ol, kız isen erkek ol," dedi. Bunun üzerine at İbrahim'e şöyle dedi, "Şimdi sen kız değil, artık erkek oldun." Kız atın söylediklerine inanamamıştı ama sonra anladı ki gerçekten erkek olmuştu. İbrahim sevincinden ne yapacağını bilemediğinden atı kucaklayıp ona bin bir kere teşekkür etti. İbrahim saraya döndüğünde padişahın kızının arzusunu yerine getirdiğini ve sihirli taşı aldığını söyledi. İbrahim cebindeki taşı çıkarıp padişaha uzatır. Bu taşın dört bir tarafa yaydığı ışıktan sarayın içi apaydınlık olur. Padişahın kızı genci görmesiyle yüreği sevgiyle alev alır ve "Baba, ben bu yiğidin hanımı olmaya razıyım," der. Kızının sözlerine sinirlenen padişahın yüzü bembeyaz olur. O aşçı yamağını başından atmak için şart koşmuş. Padişah, "Düğün dernek yapıp kızımı eş olarak alırsın. Lakin düğünden evvel sarayı gerektiği gibi donatmak gerek. Ben buraya gelip giden tüccarlardan duydum. Perilerin bahçesinde acayip iki ağaç varmış. Onlardan biri ayva ağacı, ikincisi nar ağacı imiş. Bu ağaçların yanında biri olursa nar ağacı gözyaşı döküp hüngür hüngür ağlarmış. Ayva ağacı ise narın gözyaşlarını alaya alıp kıkırdayıp gülermiş. Bu ağaçları saraya getirmen gerekiyor. Ağaçları getirdiğin gün düğününü yapmaya başlarız." Padişah İbrahim'e böyle bir vazife vermekle onu öldürmek istemiş. Çünkü bu ağaçların etrafında cinler, periler nöbetçi durup onu korurlarmış. İbrahim ve kurtarıcısı olan at birden ortaya çıkmış. İbrahim, padişahın sözlerini dinledikten sonra ona şöyle söylemiş: "Padişahım, emrinizi yerine getirmeye hazırım." Saraydan çıkıp giden İbrahim, cebindeki kılları çıkarıp birbirine sürtmüş. O an at çıkıp İbrahim'i dinlemeye başlamış ve şöyle demiş: "Bu epey zor bir iştir. Bugüne kadar hiçbir insan o ağaçları göremedi. Bakalım ne yapabiliriz? Haydi sırtıma bin, oraya gidelim." Atın ayakları yerden kesilip kuş gibi uçup gitmiş. Derelerden, tepelerden, denizlerden, deryalardan geçip Kaf Dağı'na ulaşmışlar. Bu dağın tepesi göklere kadarmış. Bir de bakmışlar ki dağın eteğindeki uçurumun üstünde üç çocuk geziyormuş. At İbrahim'e dönüp şöyle demiş:
Bu çocuklar babaları öldükten sonra kalan tılsımlı şeyleri bölüşemedikleri için aralarında anlaşamıyorlar. Onların paylaşamadıkları koyun derisi, kalpak ve oktur. Bu şeyler senin elinde olmazsa hiçbir zaman o ağaçları bulamazsın. İbrahim de çocukların yanına gidip şöyle demiş: İsterseniz onları bölüşmenizde size yardım edebilirim. Çocuklar hep bir ağızdan, yardım ediniz ancak herhangi bir şart ortaya koymayınız. Bunun üzerine İbrahim yayını koluna alıp sonuna kadar girip oku dağ ardına nişan alıp göndermiş. Oku birinci olarak kim getirirse bunları o alacaktır demiş. Bunun üzerine çocuklar ok peşinde koşarlarken İbrahim oradan tılsımlı nesneleri alıp atına binip yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, uzaktan perilerin bahçesini görmüş. At dinlenirken şöyle demiş: Şimdi kalpağı giy, gözle görünmez bir adam olursun. Yere otur, o seni göklere çıkarıp periler bahçesine götürecektir. İşte o bahçede iki ağaç göreceksin. Yayını ger de oku o iki ağacın arasına at. O zaman ağaçların kendisi topraktan çıkıp senin ayağına kadar gelip kucağına yerleşecekler. İbrahim tıpkı atın söyledikleri gibi yapmış. Ağaçların yanına gittiğinde söyledikleri gibi nar gözyaşı döküp ağlamaya, şen ayva ise gülmeye başlamış. İbrahim yayını germiş ve oku ağaçların arasından geçirmiş. Ok ağaçların arasından geçerken ağaçlar kökleriyle yerden çıkıp İbrahim'in yanına gelip kucağına yerleşmişler. Bu sırada İbrahim ağaçları kökleriyle birlikte yakalayıp götürmüş. Bahçedeki periler, cinler meselenin aslını anlamadıkları için yaygara koparmışlar ama tılsımlı kalpak giyen İbrahim'i göremediklerinden de hiçbir şey yapamamışlar. Padişah kızı İbrahim'i sevinçle karşılamış. Padişah ise bu beladan kurtulan İbrahim'i görünce sinirinden bembeyaz olmuş. Bundan sonra düğün hazırlıklarına başlamışlar. Bütün halkı düğüne davet etmişler. Yenilmiş, içilmiş, 40 gün 40 gece eğlence yapılmış. Padişahın kızı ile İbrahim evlenmişler. Onlar ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine.